Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Gerilme konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ortalama kayma gerilmesine kalmıştık. Hemen ne olduğuyla başlayalım arkadaşlar. Kesme kuvvetlerinin etkisinde cisim üzerinde oluşan gerilmelerdir arkadaşlar. Ve biz buna kayma gerilmesi diyoruz. Zaten kesme kuvvetini oluşturduğunu bileceğiz. Bakın şuradaki şekilimiz aslında bize çok net bir şekilde olayı anlatmaya çalışıyor. Bu şekilde bir düz bir çubuk üzerine koyduğumuzda, bakın şu şekilde bir kuvvet uyguladığımızda tam şu bölgelerden sanki böyle kayıyormuş gibi, birbiri üzerine kayıp kesiliyor gibi bir durum var arkadaşlar. Bunu zaten şekil üzerinden anlaşılıyor. Çok fazla karalamayayım. İşte şurada oluşan gerilme, burada bir kayma gerilmesi oluşmuş oluyor. Buna da kayma gerilmesi diyoruz. Peki nasıl oluşuyor derseniz, aslında biz bunu şu şekilde kesip alırsak buradaki parçamızı, bu şekilde kuvvet uyguladığımızda tam şu bölgelerden iki tane şu kuvvetler oluşuyor. Bakın bu kuvvetler bizim şuradaki alanımıza nasıl paralel? Paralel olduğu için bunlar kesme kuvveti. Zaten kesme kuvvetinde biz V harfiyle gösterdiğini söylemiştik. Bu şekilde iki tane kesme kuvvet oluşuyor. İşte bu kuvvetlerden kaynaklı olarak da işte şu bölgede, bu alanda bir kayma gerilmesi meydana geliyor. Dikkat edelim ama burada nerede arkadaşlar? Alana bakacağız biz. Alan hangi alanlarda? Şu alanlarda kayma gerilmesi oluyor. Bakın normal gerilme tam dikine olan alandaydı. Burada şuradaki şu alan parçacığı üzerinde bir kayma gerilmesi meydana geliyor. Tabi bunun tam karşı kısmında da bir kayma gerilmesi var. Bunun zaten ortalama olarak da hesaplamasını söyleyeceğiz. Peki nasıl yapacağız? Formülümüz değişmiyor. Gerilme için genel formül her zaman geçerlidir arkadaşlar. Neydi? Kuvvet bölü alandı arkadaşlar. İşte burada kuvvet normal kuvvetse normal gerilme oluştuğunu söylemiştik. Eğer burada olduğu gibi kuvvet eğer bir kayma kuvveti ise, yani kesme kuvveti ise, o zaman da kayma gerilmesi meydana geliyor. Yani V bölü A oranıyla, ama tekrar söylüyorum, bakın buradaki alan neresi için geçerli? Kaymanın gerçekleştirdiği o kesite bakacağız. Yani bizim için bakın neresi? Şu alan bizim için geçerli burada. Çünkü kuvvetin etkilediği alan neresi? Buradaki şu alan. Dolayısıyla ben buradaki alanı oranladığımda ortalama kayma gerilmesini bulacağım. Zaten tau ile gösterdiğini, tau dediğimizde bunun kesme gerilmesi olduğunu söylemiştik. Burada kesitte oluşan ortalama kayma gerilmesini tau ile gösteriyoruz. Ve iç kesitte oluşan kesme kuvveti, A ise arkadaşlar buradaki nedir? Kesit alanı olarak aktarmış olalım sizlere. Şimdi bunun dışında şunu da söyleyelim. Dediğimiz gibi bu formül sadece bu yönüyle kullanılmayabilir. İsterseniz sizlere burada işte tau'yu verir. Yani kayma gerilmesini bilirsiniz. Alanı bilirsiniz. Buradan kuvvete geçebilirsiniz arkadaşlar. Ne yaparız? Bakın içler dışlar çarpımı yaptığımızda V eşittir neye döner formülümüz? Tau çarpı A'ya döner. Buradan da dediğimiz gibi siz gerilmeyi biliyorsunuz. Buradaki alanı biliyorsunuz. Bu ikisini bildiğiniz takdirde buradaki kesme kuvvetini de bulabilirsiniz arkadaşlar. İkinci bir ihtimal şudur. Yine formülümüzü benzer bir yönden kullanarak ya da değiştirerek arkadaşlar alanı bulabilirsiniz. Yani bu durumda da siz V'yi bilirsiniz. Buradaki kesme gerilmesini bilirsiniz. Buradan bir ne yaparsanız alan hesabı yapabilir ve dolayısıyla bu alanla beraber tasarım hesabı da, tasarım işlemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için ister bu formülü kullanın ya da buradan alanı da çekebilirsiniz. Yani şu duruma bakın. Alan eşittir neymiş arkadaşlar? V bölü tau ortalama şeklinde de formülümüzü istediğiniz hangi yön gerekiyorsa kullanabilirsiniz. Veya bunların tamamının dışında buradaki kesme kuvvetini ve alanı bilerek direkt ortalama kesme kuvvet gerilmesini de hesaplayabilirsiniz. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada kesme durumu ile alakalı, bu kayma gerilmesi ile ilgili bazı örnekleri sizlere aktarmaya çalışalım. Birincisi, bakın şuradaki sistemde olduğu gibi farklı plakaları birbirine pimler yardımıyla tutturulduğu durumlarda pimler üzerinde bir gerilme, yani bir kesme kayma gerilmeleri meydana gelir. Burada iki tane örnek vardır. Örneğin bakın şurada olduğu gibi çift taraflı bir tutturma varsa biz buna çift kesmeli bağlantı diyoruz. Bunun sebebi de bakın şu aslında. Burada biz bunu tam karşıdan bakıp şu şekilde sanki freebasını çizdiğimizi düşünelim. Bu bizim pimimiz arkadaşlar. Bunlar da plakalar. Üstteki ve alttaki, ortadaki plaka. Şimdi siz aslında şu kuvveti çektiğinizde pim üzerinde şuradan şu tarafa doğru bir kuvvet uygulamış oluyorsunuz. Onun dışında bakın şu kuvvet yine sanki buradan bu tarafa doğru bir kuvvet uyguluyor. Ve şuradaki şu ortadaki de sanki bu tarafa doğru bir kuvvet uygulamış oluyor. Dolayısıyla bakın tam şu orta bölgeden, yani şu iki plakanın birleştiği şu iki alanda bir kayma meydana geliyor. Burada bir kesme meydana geliyor arkadaşlar. Bunu tabi şu şekilde açarsak daha net anlamış oluruz. Bakın burada uyguladığımız kuvvetler bu şekilde. O zaman ben şuradan şöyle şu kesite bakarsam, burası sonuçta bir dairesel kesit arkadaşlar, aynen pimin içi olduğu için. Bu kesitte işte bir kayma meydana geliyor. İşte kesme kuvveti meydana geliyor. Tabi burada çift bağlantının demesinin sebebi, yani çift kesmeli bağlantı demesinin sebebi, bu pim üzerinde, yani bir pim üzerinde hem burada hem de bakın aynen şöyle şu bölgede de aynı kuvvet var. Bu tarafa doğru, bu tarafa doğru şurada bir kesme meydana geliyor. Bir pim üzerinde iki farklı bölgede kesme meydana geldiği için çift kesmeli bağlantı demiş. Tabi biz buradan
Pimi kesip baktığımızda işte şu yüzeylerde V ile gösterdiğimiz kesme kuvveti oluşmuş oluyor. Dolayısıyla bu kesme kuvvetine bağlı olarak da biz buradan kayma gelinmesini hesaplarsak arkadaşlar V bölü A, ama buradaki alan ne? İşte şuradaki şu pimimizin kesit alanı olarak bulacağız. Bu hesabı yaptığımızda arkadaşlar bir kayma gelinmesi olduğunu görürüz. Tabi bunun bir de tek bağlantılı, tek kesmeli bağlantı dediğimiz durum var. O da şu şekilde. Yani iki tane plakayı tutturmuşuz. Şu üstteki plaka yokmuş gibi düşünün. Burada tek denmesinin sebebini bence siz de anladınız. Bakın şu kuvvete baktığımızda sanki pimi buradan bu tarafa doğru çekiyor. Şuradaki şu kuvvette pimi sanki böyle kesmeye çalışıyor. Ve tam şu iki plakanın bağlantı olduğu şu noktada bir kesme meydana gelecek. Dolayısıyla biz bunu şöyle net bir şekilde görmeye çalışırsak arkadaşlar. Burada şöyle kesit alanına baktığımızda burası bizim için pimimizin kesit alanı. Bu pim kesit alanında bir kayma yüzeyi, yani kesme bölgesi oluşmuş oluyor. Burada bir kesme kuvveti oluşmuş oluyor. Ve arkadaşlar oluşan bu kesme kuvveti sayesinde yine burada bir kayma gerilmesi. Yine formülümüz V bölü A şeklinde. Tabi A nedir? Şuradaki şu alandır arkadaşlar. Bu şekilde hesaplanmış olacak. Tek denmesinin sebebi burada sadece pim üzerinde bir noktada, yani bir bölgede kesme olduğu için olacak. Burada ise iki bölgede olduğu için yani çift kaymalı demiştik. Burada tek kesmeli bağlantı diyoruz arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. Şimdi burada kayma gerilmesi dengesi dedik. Bunu normal gelme de yapmıştık ama ne demek istiyoruz onu söylemeye çalışacağım öncelikle. Bakın burada tau z y dediğimiz şu tarafa doğru olan kesme ile burada tau üstü z y ikisi birbirine eşit midir? Öncelikle bunun cevabı evet, eşit. Aynı zamanda bakın tau y z ile tau y z'nin şu ikisi de birbirine eşit. Bunların nedenini isterseniz şöyle bir hatırlatmaya çalışalım. Demiştik ki bizim için tamamıyla baktığımızda, dışarıdan baktığımızda cisim dengede olacak. Dengede olmasından kaynaklı olarak aslında cisimler üzerindeki tüm kuvvetler eşittir, sıfır olmak zorunda demiştik arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci meseleye. Burada tek tek eksenler açısından bakalım. Örneğin biz y eksenine doğru bakmaya çalışalım arkadaşlar. O zaman diyorum ki bakın toplam y eksenindeki kuvvetlerin tamamı eşittir sıfır olmak zorunda ki cisimimiz dengede olsun. Şimdi o zaman biz buradan bu cismin y eksenine göre bakalım. Bakın y ekseni bizim için iki tane. Bir şurada bir gerilme var. Bakın bir de burada tersinde gerilme var. Şimdi gerilmeyi biliyorsak ve şuradaki şu alanı da biliyorsak, ben buna A diyeyim arkadaşlar. Tabii küp olduğu için bu alttaki kısım da A'ydı. Şimdi bu A'ları da hesaplayabiliyorsak ve bu ikisinin çarpımı bizim için neydi? Kuvvetti. Biz burada kuvvet dengesi yazmak istiyorsak o zaman şu formülü kullanabiliriz. Ne demiştik arkadaşlar? Burada isterseniz kesme kuvveti olarak yazalım. Kesme kuvveti eşittir ta çarpı alan şeklindeydi. İşte şu denklemi kullanarak kuvvet dengesi yapacağız. Şimdi birincisi şurada ta üstü olmayan ta yz var değil mi? O zaman ben buradan ta yz ile şu üst taraftaki kübün alanını çarparsam, alan dersem, bu ne tarafa doğru? Bakın pozitif yönde bir kuvvet oluşturucu. Şu çarpımın sonucunun biz bir kuvvet olduğunu, y yönde bir pozitif yönde bir kuvvet olduğunu da bilmiş oluyoruz. Görmüş oluyoruz. Zaten nedeni de şuradaki şu formülden geliyor. Şimdi aynı zamanda tam tersine baktığımızda burada da negatif yönde. Çünkü bakın okun yönü negatif yönde. Negatif yönde ta üstü y z çarpı A diyeceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde var. Onun dışında bakın y yönde başka kuvvet yok. Bu eşittir sıfır olacak arkadaşlar. Tabii şimdi burada A'yı da açalım isterseniz. Alan dediğimiz ifade nedir? Şuradaki şu uzunlukta şuradaki şu uzunluğun çarpımıdır değil mi? Bakın şu uzunluğa zaten adam delta x demiş. Yani şuradaki şu uzunluk delta x, şuradaki şu uzunlukta delta y arkadaşlar. Bakın şuradan bakarsanız kenar uzunlukları, ayrıt uzunlukları bu. O zaman şöyle yapabiliriz bakın. Tau y z çarpı delta y çarpı delta x eksi ta üstü yz çarpı, bakın bu da aynı şekilde delta y, delta y, şu uzunluk delta y, şu uzunluk delta x çarpıyorum çarpı delta x alanı buluyorum. Bu da eşittir 0. Dikkat ederseniz ben bunu karşıya atarsam, yani direkt şunu eşitleyebilirim. Delta y delta x'ler birbirini götürür. Ne oldu bakın? Tau yz eşit oldu arkadaşlar. Tau üstü yz'ye. Demek ki yine burada da aynı normal gerilmede olduğu gibi kayma gerilmesinde de birbirine zıt olan iki farklı durumdaki kaymaların birbirine eşit olduğunu görüyoruz. İsterseniz şuradaki x yönündeki şu bağlantılara da siz bakın. Yani z yönündeki bağlantılara, bunların da birbirine eşit olduğunu göreceksiniz. Tabi burada sadece böyle şu yönlerde, yani x doğrultusunda da olabilir. Bunları da istiyorsanız hesaplayabilirsiniz. Bunların tamamını şuradaki denklem açısından bakıldığında dengeli olduğunu ve birbirine eşit olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Zaten bakın şurada da tümünün birbirine eşit olduğunu bize burada söylemiş arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bakın burada bunu da tamamıyla öğrenmiş olduk. Aslında şimdi gerilme konusuyla ilgili birçok şeyi tamamlamış olduk. Ben sadece burada kısa bir özet şeklinde bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Biz gerilmenin, bakın ne olursa olsun gerilmenin kuvvet bölü alan olduğunu gördük değil mi arkadaşlar? Alan. O zaman bizim için en önemli şey burada gerilme hesabındaki
en önemli kritik nokta neresi? Bizim için kritik nokta alan arkadaşlar. Bakın biz alana bakacağız. Alan. Biz alanı hesaplayacağız ve alan üzerindeki durumlara bakacağız. Şimdi işte alan üzerine baktığımızda, alanı doğru bulduğumuzda alan üzerindeki kuvvetlere bakacaksınız. Kuvvet ne olabilir? İki durum var. Ya normal kuvvet olabilir. Normal. Ya da arkadaşlar bakın kesme kuvvet olabilir. Kesme. Eğer normal kuvvet varsa bu normal kuvveti alana oranladığınızda siz neyi bulursunuz? Bakın normal gerilmeyi bulursunuz. Eğer kesme kuvveti var ve o alan üzerinde kesme oluşturuyorsa onu hesapladığınızda alana oranladığınızda neyi bulursunuz? Kayma gerilmesini bulursunuz. Ve şunu da söyleyelim. Hocam sadece bunlar tek tek mi olacak? Biz bir de ortalamasını falan bulduk ama sadece normal vardır, sadece kesme mi vardır? Hayır. Yani her ikisi aynı anda da olabilir. Siz öyle bir şekilde karşılaşırsınız ki alana bir bakarsınız arkadaşlar. Alan üzerinde hem normal kuvvetler var hem de arkadaşlar alan üzerinde kesme kuvvetleri olduğunu görürsünüz. O zaman hem normal gerilme hesaplayabilirsiniz hem de kesme gerilmesini hesaplayabilirsiniz. Ve burada şuna da bağlı. Bizim burada baktığımız bakış yönü diyorum. Bakış. Bakışa bağlı olarak da alan üzerindeki kuvvetler değişebilir arkadaşlar. Değil mi? Yani siz alana öyle bir kesit alanlarsınız ki dedik ki biz bakın ilk başta şöyle karma karışık top gibi armut gibi bir şekil vermiştim. Biz böyle kesit aldık ama bunu bize kim söyledi? Kimse söylemedi. Biz bunu kendimiz kafamıza göre hesap yapmak için almıştık. Böyle baktığımızda o kuvvetlerin oluştuğunu gördük. Şöyle kesersek de yine kuvvetler oluşacak. Bakın şöyle bir kesit alırsak da başka kuvvetler oluşacak. Dolayısıyla bakın sizin almış olduğunuz buradaki bakış açınız ve kesit aldığınız alana bağlı olarak üzerindeki kuvvetler değişebilir. O kuvvetlere göre de hem kayma gelmesi hem kesme gelmesi veya hem kesme hem kayma ikisi aynı anda olabilir. Bunları artık tek tek hesaplayabiliriz. Zaten formül bakın formül hepsi için kuvvet bölü alan değişmiyor. Sadece burada adı değişiyor. Kesme kuvvet oluyor, normal kuvvet oluyor veya her ikisi birlikte oluyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz birkaç tane örnek yapalım ve devam edelim arkadaşlar. Diyor ki şekildeki pimli bağlantıya P eşittir 20 kN olacak şekilde bir kuvvet etki etmektedir. Pim kesitine etki eden ortalama kayma gerilmelerini hesaplayınız. Pim çapının da 30 mm olduğunu bizlere söylemiş arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bakın pimimiz burada, pimimizin tam ortası. Şimdi burada nasıl bir durum var aslında? Çift kesmeli bağlantı örneği var burada değil mi? Neden derseniz bakın bizim bir tane şöyle turuncu şekilde bir kalıp gibi bir dışta duran parçamız var. Daha sonrasında içinde bir pim yardımıyla ona girecek şekilde rahatça dönebilecek şekilde bir bağlantı oluşturulmuş ve P kuvveti uygulanmış. Ve dikkat ederseniz dışarıdan baktığımızda sağa doğru olan P ile sola doğru olan bir P birbirine eşit. Dolayısıyla bu dengede zaten bir kere. O zaman bu dengede ise buradaki her bir eleman üzerindeki kuvvetler de dengede olmak zorunda. O zaman ne demek istiyoruz? Bakın şunu demek istiyoruz. Bir kere biz eğer şuradaki kuvvetimizi düşünürsek bu kuvvet aslında buradaki pimimizi bu tarafa doğru çekmeye çalışıyor değil mi? Yani o zaman buradaki şu kuvvetler de bu tarafa doğru ikisini tutmaya çalışacak ki dengede olsun. O durumda baktığımızda ilk örneğimizde olduğu gibi çift bağlantılı örneğe baktığımızda tam şu bölgede arkadaşlar bir kesme kuvveti oluşacak ki bakın kesme kuvvetimiz bu tarafa doğru V ile gösteriyoruz. Yine bakın aynı şekilde şurada da şöyle bir şu kesitte de bir bu tarafa doğru kesme kuvveti oluşacak ki dengede olsun. Neden? Bakın şuradaki P kuvvetini bu kesme kuvvetleri dengelesin ve cisim dengede kalabilsin. İsterseniz bunu şöyle çizelim bakın şöyle dümdüz çizmeye çalışıyorum. Tam karşıdan baktığımızı düşünelim arkadaşlar. Şöyle pimimizin ortası. Bakın buradan bu tarafa doğru nedir? P'dir. Şu P, şu P. Bakın şu eşit birbirine. Dolayısıyla bakın tam şu bölgeden bu tarafa doğru bir V olacak bu kesme. Tam şuradan bu tarafa doğru da bir V olacak bu da kesme kuvveti. Bu kesme kuvvetleri de bu dengede olsun. O zaman bir kere zaten şuradan şunu görüyoruz. Buradaki F eşittir 0 olacak toplam F'ler. O zaman eksi P artı 2V eşittir 0 olacak. Buradan P dediğimiz ifade 2V'ye, buradan da V'yi biz ne buluyoruz arkadaşlar? 10 kN olarak buluyoruz. Çünkü P'yi bakın 20 kN demiş. Şimdi o zaman ben buradan bunu buluyorsam, şimdi şunu da şöyle çizelim isterseniz. Bakın şöyle sadece bir tanesini gösteriyorum. Şöyle. Bakın burada şu tarafa doğru bir V mi var? Evet. O zaman buradan bu tarafa doğru ne olacak arkadaşlar? Bir tau yani kesme gerilmesi, kayma gerilmesi meydana gelecek. Zaten bize ortalama kayma gerilmesi hesaplayın diyor. Nasıl hesaplıyorduk buradaki kayma gerilmesini? Tau eşittir V bölü A formülüyle hesaplıyorduk arkadaşlar. İsterseniz buradan direkt cevabımızı bulalım. Yani 10 kilonewton bulduk ama 10 çarpı ne dememiz lazım? 1000 dememiz lazım arkadaşlar. Bölü yani çapını 20, 30 vermiş. O zaman yarı çapı R'si 15'tir arkadaşlar. 15 milimetre karedir arkadaşlar. Tamam mıdır? Pardon 15 milimetredir. Tabii karesini alacağız. Dairesel bir şey olduğu için pi çarpı r'nin karesi diyeceğiz. Şimdi burada sadece şunu söyleyeyim. Bakın yukarısını Newton cinsinden alır. Paydayı da milimetre cinsinden alırsanız arkadaşlar bakın ne demekti? 1 Newton bölü milimetre karenin 1 megapascal olduğunu gerilme bilimlerinde verdik. Değil mi arkadaşlar? Bunu biliyoruz. O zaman biz şuradan istersen şöyle hesaplamamızı şöyle devam edelim.
Ben ne yaptım bakın? 10 çarpı 1000 yaparak bunu Newton'a çevirdim. Çünkü kilo Newton'la 1000 ile çarptım. Ne oldu arkadaşlar? Bakın 10 çarpı 1000 yaparak aslında bunu Newton'a çevirmiş oldum. Eğer şuradakini de milimetre cinsinden alırsam, yani pi çarpı direkt 15'in karesi olarak alırsam 15 milimetreydi. Karesini aldığı için bakın milimetre kare olmuş oldu. Dolayısıyla bakın Newton bölü milimetre kare şuradaki birim açısından incelediğimizde bu direkt megapascal olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Tamam da arkadaşlar bakın bu şekilde megapascal cinsinden bulacağız. İsterseniz buradan direkt cevabımızı bulalım. Burada o zaman gerilme, ortalama gerilmeyi ne buluyoruz arkadaşlar? 14,14,12 megapascal olarak karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar. Şimdi şu aklınıza gelebilir. Hocam biraz kafam karışır gibi oldu diyebilirsiniz ama burada birim çevirmesine bakın tekrar ediyorum. Newton bölü milimetre karenin 1 megapascal olduğunu söyledik. Hatta bakın birim çevirmeninde orayı kırmızı olarak vermiştim. Hatırlayanlar hatırlar bir önceki dersimizde. Şimdi dolayısıyla biz burada direkt Newton bölü milimetre kare yaptığımızda megapascal sonucunun çıkacağını gördük. Ama şunu da yapabilirdiniz. Siz bunu metreye çevirdiniz. Bakın burada 15 milimetre vermiş ama yani 30 milimetre çap vermiş. Yarı çapı kullanacağız alan bulmak için 15 milimetredir. Siz bu 15 milimetreyi metreye çevirirsiniz. Burada metreye çevirerek karesini alarak işlemlerinizi yaparsınız. Sonucu pascal çıkar. Pascal'ı siz yine megapascal'ı çevirebilirsiniz. İsterseniz oradan da gidebilirsiniz ama bu da bizim için doğru bir yoldur arkadaşlar. Devam edelim. Geldik şimdi bir diğer sorumuza. Hemen okuyalım ve anlayıp çözmeye çalışalım arkadaşlar. Diyor ki bakın dikdörtgen kesite sahip 30 milimetreye 20 milimetre olacak şekilde kirişe merkez ekseninden 500 Newton kuvvet etki etmektedir. 1-1 ve 2-2 kesitini 2-2 kesitte merkezle 45 derecelik açı yapacak şekilde oluşmuş. Kesitlerini etkeden normal ve kayma gerilmelerini hesaplayınız demişiz. Şimdi öncelikle 20'ye 30 milimetre diyor. Yani bu aslında dikdörtgen kesite, dikdörtgen profile sahip bir kiriş. Yani biz şöyle bir kesitten bahsediyoruz. İşte şurası 30 milimetre. Bakın burası 20 milimetre. Yani aslında bu çubuk şöyle geri doğru şöyle gidiyor. Burada bir dikdörtgen profil var. Öncelikle bunu bir anladık. Peki şimdi geldik. Yapacağız hemen. Öncelikle birbirinden başlayalım. Ne yapacağız? Hemen buradan kesitimizi alacağız. Kesitte oluşan kuvvetlere bakacağız. Sonrasında arkadaşlar gerekli formüller yardımıyla gerilmeleri hesaplayacağız. İsterseniz hemen şuradan kesitimizi ben de tam böyle kesitin altında olacak şekilde şuradan şöyle kendimize tam denk gelecek şekilde bakın. Birebir kesitten şöyle alıyoruz. Şimdi öncelikle kesit aldığımızda burada karşımıza gelecek hiçbir şey bilmiyorsak bile biz şunları yazmamız lazım. Bir kere buradan tam şöyle dikin olacak şekilde bir normal kuvvet oluşur arkadaşlar. Onun dışında bakın yukarı doğru bir işte V yani kesme kuvveti ve aslında bu kesitte şöyle bir moment oluşma ihtimali var. Bakın hiçbir şey bilmiyorsak bile bunları yazmamız gerekiyor. Ama şimdi baktığımızda bakın kiriş üzerindeki kuvvete bakıyorum. Bu kuvvet nedir? Bakın 500 Newton'luk ve dikine bir kuvvet var. Kesitte uzatma yönü yani normal kuvvet yönünde bir kuvvet var bu kesite göre. O zaman şimdi isteseniz de burada V ve M oluşmaz. Yani moment ve kesme kuvvetleri bir kesitinde oluşmaz arkadaşlar. İstiyorsanız tabi bunu siz normal denklemler, kuvvet denklemlerini yazarak da bulabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi oluşan duruma baktığımızda burada V sıfırdır. Yine aynı zaman burada moment sıfırdır arkadaşlar. Oluşmaz. Ama burada onun dışında normal kuvvete baktığımızda, kesite göre baktığımızda ne oluşur? 500 Newton'luk bir normal kuvvet oluşur arkadaşlar buradaki kesitimizde. Tamam mıdır? Var mıdır buna bir itiraz olan? Bence burada sıkıntı yok arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağız? Burada normal kuvveti bulduk. Bakın bu normal kuvvet aslında buradaki şu profile etki ediyor. Tam dikine olacak şekilde bir etki var arkadaşlar burada. Dolayısıyla bu normal kuvvetin bu alana etkisinden kaynaklı bir normal gerilme var. Biz bu normal gerilmeyi şöyle isterseniz sigma 1'e 1 olarak yani 1-1 kesiminde oluşan normal gerilme olarak tanımlayalım. Bu eşit olacak ne arkadaşlar? Normal kuvvet bölü alan olacak. Buradaki profilimizin ya da buradaki kesit alanımızın alan olacak. Şimdi isterseniz hemen devam edelim. Biz buradaki normal kuvvet ne bulduk? Bakın 500 Newton olarak elde ettik arkadaşlar. Daha sonrasında buraya alan olarak da 20 çarpı 30 yazmamız lazım. Yani 20 çarpı 30 diyorum. Burada şimdi bir birim incelemesi yapalım. Bakın yukarısı kuvvet kısmı Newton olduğunda 20 ile 30'u çarptığımızda yani milimetre cinsinden çarptığımızda aslında burada bir milimetre kare var arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla şimdi Newton bölü milimetre karenin de zaten direkt sonucunun megapascal olarak çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla bu işlemin sonucunun direkt megapascal olduğunu göreceğiz arkadaşlar. İsterseniz bu hesabı bir yapalım ve sonucumuzu görelim. Cevabımız 0,8 megapascal. O zaman şöyle yapalım bakın. 1-1 kesitinde oluşan gerilme 0,83
3 olarak gidiyor. Megapaskaldır. Tabi istiyorsanız siz bunu şöyle de çevirebilirsiniz. 1 virgül kaydırabilirsiniz. Kilopaskal şeklinde çevirebilirsiniz ama ben böyle bırakacağım. Burada anlamış ve görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar 2-2 kestiğinde isterseniz burada biraz daha temiz bir sayfada yapalım. Hem daha iyi anlarız arkadaşlar. Burada isterseniz hemen bakın 2-2 kestiğinden aldığımızda kesit tam olarak bu şekilde olacak. Biz buradan kesit aldığımızda ne oluşacak arkadaşlar? Tam bakın şu merkez noktasında gibi düşünürsek buradan bir kere her zaman yüzeye dik olacak şekilde bir normal kuvvet oluşur mu? Evet oluşur arkadaşlar. Bu nedir? Yüzeye diktir. İkincisi bakın tam buradan şöyle dikine doğru yani paralel olacak şekilde bir de kesme kuvveti oluşur mu? Evet oluşur. Onun dışında burada momentte yazmayalım. Zaten yok arkadaşlar. İşte peki bu iki kuvvet neden kaynaklı olacak? Bakın şuradaki şu 500 Newton'dan dolayı ve biz buradaki bu 500 Newton'da tam şöyle şu şekilde çekersek burası da bakın 500 Newton'dur. İşte tam olarak böyle bir denklem. Yani buradaki sistem gibi bir vektör dengesi olur arkadaşlar. Ve isterseniz tabii siz şunu şöyle birleştirdiğinizde tabii şunu ben biraz uzun çizmişim ama tam olarak bir paralel kenar yöntemiyle toplama gibi. Yani bakın biz buradan şunu vektörlerden biliyoruz. Buradaki V vektörü artı vektör olarak topladığımızda N vektörünün vektörler toplamı eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 500 Newton olacak. Biz bunu vektörlerden biliyoruz. Peki şimdi ben buradaki V'yi ve N'yi nasıl bulabilirim? Tabii onu da şuradan. Bakın buradaki açının bize diyor ki merkez eksenine 45 derece. O zaman şurası 45 dereceymiş. Burası 45 ise bakın şurası da 45. Yani şurası da 45. Burası da 45. Yani 45, 45, 90 üçgeni gibi bir durum var. O zaman bu durumdayken birincisi örneğin bakın ben şurayı bulmak istiyorsam açı burası ise ne yapıyorduk? Açının hemen komşusu mu karşısı mı buna bakıyorduk. Burası komşu açı. O zaman 500 çarpı kosinüs 45 eşittir N olacak arkadaşlar. O zaman şuradan şöyle yapıyoruz. Bakın diyoruz ki 500 çarpı kosinüs 45 bize neyi verecek? N'yi verecek. Tabi buradaki açıyı 45 almasaydım keşke. 60 alsaydım mesela. Hani daha net gördük ama 60 neresi 30 neresi ama bunları az çok biliyoruz arkadaşlar. İkincisi bakın 500 çarpı sinüs 45 de bize neyi verecek arkadaşlar? Buradaki V vektörünü verecek. Yani kesme kuvvetinin kaç Newton olduğunu verecek. Neden? Nereden geliyor? Bakın şu açıyı kullanırsak bu vektör V vektörü karşı tarafa taşıdığımızda şu olur ve açının karşısına denk gelir. Karşısı neydi? Sinüs açısıydı arkadaşlar. Sinüs çarpı 500 de bize buradaki V değerini vermiş olacak. Zaten 45-45 olduğu için ikisi tam birbirine eşit olacak ve toplamları da 500 Newton olacak arkadaşlar. Şimdi işte şunu gördük. Birincisi buradaki artık bizim için nedir arkadaşlar? Bakın alan burasıdır. Bizim için kesit alanı burası değil mi? Bu alana baktığımızda ne var bu alan üzerinde? Hocam bir burada normal kuvvet var. İkincisi burada bir de kesme kuvveti var. Dolayısıyla bu alan üzerinde o zaman bir normal gerilme bir de kesme gerilmesi olacak. O zaman diyorum ki bakın 2 sigma 2 2 diyorum. 2 2'deki normal gerilme şudur arkadaşlar. Buradaki normal kuvvetin kesit alanına bölünmesidir. Şöyle 2 2 diyorum. Çünkü bakın arkadaşlar buradaki 2 2'de biz artık demiştik ki bakın profilimiz böyle 30'a 20 demiştik. 20 çarpı 30 olarak yazamazsınız buradaki alanı. Neden? Buradaki alan farklı bir alan artık. Değişti. Neden? Değişti. Bakın açılı baktığımız için tam olarak şu profil değil. Burada başka bir profil var. İstersen şurayı çizmeye çalışayım. Bakın burada şöyle. Bakın şöyle çizmeye çalışırsak. Şöyle biraz uzatalım. Şöyle. Ve bunu şöyle uzattığımızda arkadaşlar şu şekilde. Burada aslında şöyle bir alan oluştu. Bakın bizim profilimiz de burası. Şurası duvara bağlı. Ve bizim bakın normal kuvvetimiz burada. Bakın kesme kuvvetimiz böyle burada bu şekilde doğru. Dolayısıyla bizim için alan artık şöyle şurası. İşte bu alanda buradaki normal 20 ile 30'un çarpımı kadar değil. Peki hocam şimdi bunu nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız derseniz şöyle şuradan dik çektiğimizde. Bakın 45 ise burası da 45'tir. O zaman şu açıyla şu açı birbirine eşit. Şu kenarı bulursak biz bakın şu kenarı. Ve şuradaki şu kenarın çarpımı. Ben buraya A diyeyim. Bakın buraya B diyeyim. O zaman buradaki alan eşittir. A çarpı B'dir arkadaşlar. Peki bu A nedir? 45, 45, 90 şu olduğu için. Şunun biz zaten ilk başta 20 olacağını söylemiştik. Yani şu uzunluk 20 olsun demiştik arkadaşlar. Bakın burası 20. O zaman burası 20 ise burası da 20'dir. Burası da o zaman A dediğimiz ifade. Bakın A dediğimiz ifade 20 kök 2'dir. Değil mi? Bunu normal matematikten biliyoruz. Şimdi şu B dediğimiz ifade de 30'du. Zaten burası değişmedi. Burası da 30. O zaman bu alanı 20 kök 2 çarpı 30 şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Tamamdır. Bakın alan değişti. Peki o zaman artık devam edelim. Buradaki değerlerimizi yazdığımızda zaten N'yi bakın 500 çarpı cos 45 bulduk. Yazalım isterseniz 500 direkt yazalım çarpı cos 45 ve bölü alanı da o zaman artık şuradan bulduk. 20 kök 2 çarpı 30 diyeceğim arkadaşlar. Birim incelemesi yapalım. Bakın birim incelemesi de bu Newton'dur. Burası arkadaşlar bakın milimetre karedir. Dolayısıyla bu birim direkt olarak neye eşittir? Mega Pascal'a eşittir arkadaşlar. Yani birim metreye çevirmeye gerek yok. Şimdi isterseniz bu denklemde cevabı yapalım ve sonucu görelim arkadaşlar. Buradan cevabımız bakın 2 2'de oluşan normal gerilme arkadaşlar
0,41 megapaskaldır. İsterseniz virgül kaydırarak buradan, yani 10 üzeri 3 ile çarparak kilopaskala da geçebilirsiniz. Geldik şimdi ikincisine. İkincisi de hocam kayma gerilmesi var burada. Kayma gerilmesini tağıyla gösteriyoruz. Tağ 2, 2 dediğimde eşittir. Nasıl buluyorduk kayma gerilmesini? Kayma kuvveti bölü buradaki kesit alanına, oluşan kesit alanı, hangi kesit alanda kayma var? Yine arkadaşlar bakın alanın nasıl hesaplandığını burada söyledik. Yine bakın şu alanda var bizim için geçerli alan burası. O zaman denklemimiz şu. 50 çarpı sinüs 45 bölü arkadaşlar yine 20 kök 2 çarpı 30 olacak. Yine buradan cevabımızı yaptığımızda bakın birim olarak incelediğimizde Newton bölü milimetre karedir. Buranın birimi de ve bu işlemin cevabının sonucu yine megapaskal olarak çıkar. Ve cevabımızı hesapladığımızda yine 0,41 megapaskallık bir gerilme kuvvetinin, yani gerilme kayma gerilmesinin olduğunu da bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bakın bu şekilde cevabımızı bulmuş olduk. Burada alan değişti. Sadece şundan dolayı bir tık şeyim var. Pişmanlığım var. Keşke 45 değil de 60, 30 ya da 50 gibi değerleri alsaydık. Çünkü burada o zaman sin 45 ve sin 30 birbirine, sin 45 ve cos 45 birbirine eşit olduğu için değerler eşit çıktı arkadaşlar. Ama o durumda farklı değerler çıkabilirdi ama biz nedenini anladık artık. Bakın ne yaptık? Alan değiştiği için alan üzerindeki normal ve kayma gerilmelerini bulduk. Alanımızı doğru bir şekilde hesapladık. Ona göre yine formüller zaten bunlar eşit birbirine aynısı arkadaşlar. Direkt V bölü A, N bölü A, bunlar değişmiyor. Bunları rahatlıkla yapabiliriz arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. Geçelim.